Yorumlarınızda biliyorum şey diyorsunuz. İşte Taylan ya abi araba küçük falan filan ne olur. Şey yapmayın hani sistemli yorumlar yapmayın abi bu arabayı da bu olurum falan filan demeyin. Benim mutluluğum sizin için önemliyse ben mutluyum. Çok güzel. Rafet usta, Rafet usta. Efendim hepinize iyi akşamlar. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Durmuyoruz efendim. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Aracımız artık bitiyor yavaş yavaş. Bu arada yeni bir yenilik yaptım. Aracıma şöyle bir... Evet efendim. Kadıköy ve eski plakamızı yapıştırdım. Tabii bu pek yapışmıyor ya. İçeri koydum, dışarı yapıştırmadım. Yolda giderken plakayı okuyor ya şeyler, paralı geçişler. Hani paramızı alsınlar şimdi birden. Başka plaka okuyup da yabancı plaka muamelesi yapmasınlar diye. Efendim Rafet Usta'mız burada. Buyurun efendim. İşte Rafet Usta. Rafet Usta normal mesaisinin dışında bize kaldı. Bugün çalışıyoruz. Dün çalıştı. Bugün çalıştı ve dedi ki abi kabloları falan toplayayım artık. Bitsin şu elektrik işi dedi. Dedim valla biterse seviniriz dedim. Bugün en sonunda bütün sistemi bitirdik. Sen yap baba sorun değil. Sen onu vidaları takıyoruz şu anda efendim. Vidaları takıyoruz. Ben hemen şöyle yapayım. Döndür. Evet şurada bizim vidayı takıyoruz. Rafet Usta. Evet. Evet şeyimiz klimanın içeri şey yapan bölümü. 12 voltluk klima biliyorsunuz söylemiştim. Bu klima 12 voltluk bir klimaydı efendim. Şansımız arabanın içinde böyle oldu. Biz de mutlu olduk efendim. Şu anda tam Çin malı bir klimamız var. Klima çalışır. Nasıl çalışacaktı normalde? Aracımızın 12 volt sistemine bağlı bu. Evet. Aracımızın aküsü bittiği zaman klima çalışmaz. Tamam. Burada açma kapama düğmesi var. Tamam. Burayı açıyoruz. Evet. Buradan klima işaretine basıyoruz. Buradan da derecelerini ayarlıyoruz. Tamam. Sıcaklık, üfleme dereceleri bu tuşlardan ayarlayabiliyoruz. Yani yolda giderken falan mesela uzaktan kullanmışsınız gördüm bir yerde onu. Evet. Çalışabilir. Şimdi biz akümüzü de bu arada söyleyeyim. Rafet Usta dedi ki akün de eskimiş yani şey olmuş neydi çalıştırdığım kontakta bayağı çalışmıyor. İki gün nerede şarjda durdu. Şarjda bağladık. Şarjda durdu. Şimdi şarjımıza bakacağız. Arabamız evet. Çalışıyor mu Rafet Usta? Bir deneyim mi? Dener miyiz? Arabanın içi darmadan kusura bakmayın hala. Aküyü tutuyorum şöyle bakalım. İki gün durdu öyle. Araba boşta zaten. Gitmesin bir. Bakalım bir deniyoruz. Açar o. Maşallah. Hadi maşallah değil mi? Hakikaten mi? Aracımız da çalıştı. Güzel mi? İyi mi? Çok iyi. Yani bir yapma sürecinde çalışması gayet güzel. Yani o kadar uzun süre yapması. Can. Yani aracın motoru yürüyeni falan güzel. Bu eski araç olduğundan mı kaynaklanıyor kara motor hani? Yani düz motor olduğundan dolayı. Nedir efendim? Düz motor olduğundan düz dolayı. Motor. Ve biraz da bakımlı kullanıldığından dolayı. Bakımlı kullanılmış bu araç. Evet efendim bu araç eski sahipleri bakımlı kullanmış diyor Rafet Usta. Çünkü Rafet Usta bizim arabamızın tümüyle su tesisatını, elektrik tesisatını ve ayrıca bir de motordan anladığı için motor bölümünden de anlıyor. Onlar nedir? Şey mi? Klimayla DC müzik kablosu. Ha bir de bizim klimamızın bu kablo orada. Bir de DC. Dur bakalım açıldı mı? Ben tabii yakın gözlü olmadığı için görmüyorum şu an. Efendim burada da hemen gösterelim. Sistemimizi yaptı sağ olsun. Biraz önce bitirdik. Bantladık şu an. Bölümü yapıldı. Biz bunu yaptık ama içeri müdahale bir şey olması için de komple böyle ben diyorum ki şuradan açalım. Hani daha rahat olur. Yandan açılsın diyorum. Buradan daha mantıklı. Yukarı açılmaz çünkü burada güneş panelinin şeyi var. Evet efendim. Elektro zirve. Görüyorsunuz efendim. Sağ olsun. Teşekkür ederiz elektro zirveye. Burada güneş panellerimizi DC'yi. Burada E5 Beyer Alman ısıtıcımızın ve üstte de E5 Beyer'in nesi var? Kumanda takımı. Kumanda takımı. Yani burada bir açalım mı bir dakika? Tabii ki. Sen şey kapat. Ha çalışsın biraz diyorsun. Çalışsın. Biraz çalışsın. Burada gördüğünüz gibi açıldı. Isıtma var. Bir de onu açıyoruz. Burada bu biraz karışıkmış. Önemli ama diyor ki işte araba girmeden önce açabiliyormuşuz yani da falan. Yarım saat öncesinden evet. Açarsınız. Bunu içersiniz. Zaten tanıtımını sağ olsun arkadaşlar yaptı. Açsa Süleyman Bey vasıtasıyla. Mesela burada bakın görüyorsunuz her şey var. Bakalım. Kapattım şu anda. Evet. Burada birinci, ikinci ve üçüncü derece var. Biz şu anda birinciye getirelim. Kapatalım çünkü çok sıcak hani içerisi olmasın diye. İstersen bunu kullanmadan buradan da kullanabiliyorsunuz. Hayır, ha öyle mi? Onu öğreneceğiz. Onu çalışacağız.
Yani şu bölüme biraz çalışacağız. Buraya çalışmıyorum, bu çok kolay. Sağ olsun, evet. Teşekkür ederiz. Tek bu üst dolaplarımızın aydınlatması. Bu mutfak aydınlatmamız, bu da banyo dolabımız. Evet, banyo dolabımız. Hepsi burada. Yani ben banyoya girerken maalesef buradan. Evet, yarı çıplak dışarı çıkıp buradan açmak zorunda kalacağım. Aslında banyonun kenarına şöyle bir şey olurdu ama maalesef alanlar olduğundan dolayı. Maalesef alanımız dar. Bu arada hemen hatırlatayım, burayı biraz göstermem size zor ama burada bir duşluk yaptık. Biraz sökebiliyoruz. Sökme şu an, sökmüyor yok. Çünkü ışığımız burada. Pek o zaman söküp göster. Şu an yapma ki part diye bir şey olmasın. Buraya bir tane duşluk yaptık efendim. Köşeye uydurduk. Bunun kablosunu rica edeceğiz senden. Olabilir mi Rafet Usta? Bunun kablosu çok uzun. Bak bunu her yeri benim karışık bu. Yani. Bunu kısaltacağız. Olabilirse soracağım. Ona bir bakarız. Yani çünkü ya da sığamayacak bir yere bu kablo. Ama dersen ki yok, hiç bence gerek yok. Buradan dışarı böyle pencereden çıkarıp duş diye de kullanırsın dersen. Hayır ama bayağı maşallah ortalıkta geziniyor. Bunların orijinal sisteminde uzun olduğu için orijinal, doğru, ondan bayağı dolayı bakalım, yani rahat gelen içeride duş yapabilmesi için. Ama istersek kısaltabiliriz. Yani, çünkü benim burası çok rahat bir banyo alanı olmayacağı için. Özür dilerim, çok küçücük bir yerdeyiz. Evet. Küçücük bir yerdeyiz, onun için böyle oldu. Rafet Usta'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Öncelikle en başından beri koşturuyorum. Ama bizim Rafet Usta'yla işimiz daha bitmedi değil mi? Bitmedi. Şu anda minik bir işimiz var. Olabilirse dedi ki üstte bir küçük hack vardı. Açabilirsem açacağım. Açamazsam dedi. Onu, ha, olmazsa dedi Hikmet Usta açar dedi. Hikmet Usta'ya atıyoruz bazı şeyleri. Ne yapalım? Diyoruz ki Hikmet Usta yapar diyoruz. Hikmet Usta'nın çok az bir işi kaldı zaten. En son kalan şeyimiz neydi? Pencerelerde. Pencereler kaldı. Suyumuz bağlı falan. Her şeyimiz suyumuz bağlandı. Bağlandı. Su akıyor. Mutfağı daha kontrol etmedik. Yani mutluyuz şu an. Güzel ya. Yorumlarınızda biliyorum şey diyorsunuz. İşte Taylan ya abi araba küçük falan filan ne olur. Şey yapmayın. Yani sistemli yorumlar yapmayın. Abi bu arabayı da bu olurum falan filan demeyin. Benim mutluluğum sizin için önemliyse ben mutluyum. Çok güzel. Sağ olsun. Geldiler. İlgileniyorlar. Koşuşturuyorlar. Onların yeri ayrı. Gerçekten. Petus'ta. Rafet Usta, usta diyorum çünkü onlar bu işi biliyorlar. Mehmet Usta vardı, Hüseyin Usta, boya. Mehmet Usta. Mehmet Usta. Bir de Muhammed Usta vardı. Muhammed Usta çok az çalıştı ama sağ olsun Hikmet Usta yardım etti ilk zamanlarda. En sonunda boya işimiz var. Boya da yapılırken sizlere onu çekeceğiz. Çünkü bazı yerler değişti, bir minik yerlerde. Mehmet Usta. Mehmet Usta çalışma yapacak, ondan çekeriz. Mehmet. Haydi efendim, şimdilik görüşüyoruz. Bugünlük bu kadar. Biz şimdi gezmeye gidiyoruz değil tabii, yalan söylüyoruz. Gezmek falan yok. Daha gezme yok. Haydi hayırlı olsun efendim. Görüşmek üzere. Efendim işte penceremiz hazır. Burada. Usta. Rafet Usta hazır. Haydi bakalım başlıyoruz. Anam. Ya Allah, her yer yandı. Yandı. Efendim açtık. Şu an bu kadar. Bir açma yaptık. Klimanın ön tarafına burayı açtık. Buradan zaten aşağı doğru araba kayıyor. Ben bu orijinalliği bozmak istemediğim için burası güzel. Buraya öyle bir pencere falan açmak istemedim. Aşağı kaymasın. Şu bölüm itibaren olsun dedik ve burayı açtık. Şimdi Rafet Usta bunun daha derinine girecek ve yapacak. Burada bir taşıyıcı demir var. O herhalde. Rafet Usta burada bir taşıyıcı bir demir var. Bu taşıyıcı dediğimiz araba taşıyıcısından kaynaklanmıyor değil mi? Yok. Bu sadece kendi tavanın şeyi bu. Tavanın kendi. Ama burada ikişer birer tane daha olduğunu biliyorum. Şu bölümlerde. Demek 3 tane taşıyıcısı var. Biz bir tanesini keseceğiz tabii. Ben kaçıyorum çünkü burada bayağı bir şey var. Zarar vermesin kameraya diye. Ben aşağıya kaçıyorum. Şimdi de aşağıdan zaten çıktısını göreceğiz. Parçamız burada. Biz zaten bu parçalardan da arabanın boyasını bulduk efendim. Arabanın boyası da buraya yapılacak. Yani şu pencereye. Şu pencere yapılacak. Biz pencereyi biliyorsunuz buraya kaydırdık. Yani şeye. Sürük kapını oraya. Sürük kapıyı fazla kullanmayacağımız için de burada bu var. Burada burası zaten böyle. Efendim. Bir şu işte bu banyo penceremizde bir bakalım. Buna bir bakacağız. Bunu bulduk, penceremizi taktık ama içeride böyle bir bakacağız. Dur bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Banyomuz böyle. Hadi bakalım. Gerçekten aman. Hele gösteri. Ece girdi.
Rafet Usta, Rafet Usta. Efendim iyi akşamlar. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Neye başlıyoruz efendim? Şimdi her şey bitti diye düşündüğümüz, yani az bir şey kaldığımız düşünürsek koltuğumuz. Koltuğum benim için önemli. Neden? Çünkü hem oturma grubum olacak hem de yatağım olacağı için ona biraz özen göstermeye çalışıyoruz. Şimdi ustamızın efendim, oh kolay gelsin efendim. Evet efendim, bakınız çalışıyorlar yavaş yavaş. Aslında kendi işleri de var. Kendi işleri de var. Burada efendim. Şimdi bir kısa bir tanıyalım bakalım. Ustacığım seni bir tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk Taylan Bey. Ben Yasin Kamak. Sıvan kavramında koltukları özenle yapıyoruz. Tamam peki efendim. Hemen geliyoruz. Ustamıza geliyoruz. Merhabalar Taylan Bey. Ben Hakan Kamak. Sizin karavandaki yaşam alanınızı daha rahat ve daha konforlu uzun zaman geçirmeniz. Nasıl seçerek söyledim? Dileğiyle evet. Güzel ve kaliteli ürünler kullanarak zaman geçirmenizi çok teşekkür ederim. Demin de söylemiştim hani şu koltuk hem yatak hem koltuk olacağı için dedim. Yani mümkünse iyi olur mu diye. Bugün hafta sonu efendim. Hafta sonu geldiler. Dediler ki bizim de bir iki işimiz vardı. Sizin koltuğu da bir halledelim. Bakalım nasıl oluyor, nasıl yapacağız diye. İşte biz buna hem koltuk hem yatak artık beraber diyoruz. Sorun meğerse şeymiş. Hep diyordum ya şu karavanı yaptırmayın zor iş diye. Hakikaten yapılması zor iş. Onun için hazır almaya çalışırız daha iyi oluyormuş. Şu anda hemen göstereyim ben. Hakan Usta. Ben usta diyorum aslında Hakan Bey ya da diyeyim. Amanın kendi çalıştı. Şimdi efendim bu nedir? Bu şey. Sünger kesici. Evet. Sünger kesici efendim. Yeri düzalı bir şekilde. Evet efendim. Böyle titreşiyor değil mi bu? Evet. Titreşmeli bir şey. Süngerimizi düzenli kesiyor efendim. Sıfır hata. Tabii sıfır hata ama aslında şöyle de bir şey var. Şey, senin de el maharetin var tabii. Sadece kendisi kesmiyor. Evet efendim. Çiziyoruz. Süngeri kestik. Bu sanıyorum sırt bölümü. Şu bölüm herhalde oturma bölümü. Burada bir küçük bir oynama yapacağız. Dur bakalım yavaş yavaş. İşte böyle efendim. Ben yine gözümü taktım. Yakını göremiyorum diye. Evet yine geldim. Bir daha az kaldı. İleriki videoda göreceksiniz. Şeyle başlıyoruz. Şimdi bu TS işte nedir? Çizim mühendisi gelecek. O çizecek. Onu TS'ye göndereceğiz. TS'den onay gelecek. Onaydan sonra TÜF'e gideceğiz. TÜF'ten sonra yani kontrolden sonra da ruhsatımızı mobil karavan yani N1'den M1'e geçecek. Motor karavana geçecek. Onunla uğraşıyoruz. Bakalım olduktan sonra yola çıkarız. Çünkü olmadan ben bir yere çıkmak istemiyorum. Her şey kanuni ve hukuki olsun istiyorum. Olursa da iyi olacak. Şimdilik görüşüyoruz. Önce biraz bir yapalım, bir keselim bakalım. Ondan sonra bakacağız. Evet efendim. Neydi burası? Ne diyorduk buraya biz çalışma yerine? Atölyemiz. Evet efendim. Terzi atölyesinden şimdilik görüşmek üzere. Şimdi şaşıracak şey Şükrü. Ana ulan bunu mu seçtin? Şey. Evet efendim işte döşemimiz bitti yani koltuğumuz bitti. Şu anda bu oturma bölümü. Bu da sırt bölümü efendim. Şu an bitmiş oldu. Bomba gibiyiz. Efendim ustalarımız burada. Kolay gelsin baba. Oh çalışıyorsun akşam akşam. Saatimiz kaç bakıyoruz? Evet saat 11 efendim. Saat gece 11. Çalışıyoruz. Devam mı? Herkes evde yatarken biz daha çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Aylan abinin işini çok şükür bitirmiş. Bitirmek üzereyiz daha doğrusu. Bu oldu bitti. Her şey tamam. Evet. Biz deneyimli birisini verdiğimizi biliyoruz. Evet. Zaten sen öylesin zaten. Sen de öylesin. Abi doğru. Kardeş olarak. Abi kardeş efendim. Evet abi kardeş. Çok benzemez herhalde abi kardeşler. Ama benzetenler var mı böyle? Söylüyorlar. Benzetenler yok. Ben daha çok babama benzediğim için. Ha bir de o var değil mi? Evet. O var. Doğru. Yani, tamam. Korum olarak geziyoruz yani abimizin yanında. Ha evet. Şimdi efendim. Korum olarak geziyoruz. Tabii öyle. Ne diyorsun sen şimdi Hakan? Yani bir kere bir. Yaptığın işin arkasındasın. Yani çok şükür. Yani yaklaşık olarak bir 12-13 seneden beri bu meslekle uğraşıyoruz. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Kendimizi geliştirerek, kendimize bilgi katarak bu işi, sektörü devam edeceğiz. Etmeye de çalışacağız.
Bizden sonraki yetişen nesillere de faydamız olabilirse ne mutlu bize. Ha, öyle bir şey de var mı? Ya eleman yetişmiyor ama yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen gün mesela bir arkadaş vardı, hani ona öğretiyor musunuz işimi? Yani öğretiyoruz. O da en küçük kardeşimiz. Yani sen pek öğretmiyorsun herhalde. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu meslekte. Yaşımız genç ama hayat tecrübemiz, meslek üzerine tecrübemiz yüksek. Yani yıllardır yaptığımız bir iş. Zaten Sivan Karavan'da da yıllardan beri çalışıyoruz, kurulduğundan beri. Özel istek üzerine çoğu şeyi yapıyoruz. Bu kesim motorumuz süngeri düzgün ve şekilli kesebilmemiz için yukarıdan aşağı hareket ediyor. Yani seri işlerde zamandan kazandık. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olsun. Gerçekten güzel bir iş çıkardın. Benim istediğim tarz bir şey yaptın. İşte rahatlığı, hem bir de şu vardı. Problem şuydu benim için de. Ama senin için hiç problem değilmiş. Hemen çözdünüz. Çünkü dedim ki, ben dedim ki hem yatacağım hem de oturacağım bir koltuk bu. Ya mümkünse hani nasıldı? 28 neydi bir şey vardı. 28 Danista sünger dendi. Biz yani 30 Danista sünger kullandık. 30 kullandık biz. Evet. Bir 28 var. Böyle bir 28 var. Ama her vücuda göre değişiyor. Yani abi biz 30 Danista tavsiye ediyoruz. 30 evet. Danista her zaman uzun ömürlü, kullanışlı. Sert mi oluyor? Yumuşak. Serti de var, yumuşağı da var. Biz konfort kullandık. Ne sert ne yumuşak. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Koltuğumuzun rengini böyle seçtik. Tabii şu anda rengi anlamıyorsunuz. Neden anlamıyorsunuz? Çünkü mobilya konduğu zaman koltuk daha iyi anlayacaksınız. Çünkü mobilyamız meşeydi. Yani açık renkti. Açık rengi de açık renk koltuk olmadı. Ben tabii ki sütlü kahve istiyordum, hani kahverengi bir koltuk, ama olmadı. Böyle daha güzel şimdilik. Daha iyi dedik böyle. Bakalım. İşte böyle minik değişikliklerle aracımız aslında bitti sayılır diyebiliyoruz. Efendim o zaman ne yapıyoruz? Şimdi şöyle 3 tane bastık. Umarım bana döndü mü? Döndü. Bana döndü. Efendim herkese çok teşekkür ederiz. Herkes sağ olsun, bir koşuşturma içinde oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben biraz dışarı çıktım ki onlar çalışıyorlar çünkü orada. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Aracımız bitiyor. Bitti derken aslında bitti gibi ama çok minik küçük bir şeyimiz daha var. Onları da bitirdik mi? Hemen bir TSE'ye, hemen bir BART, ondan sonra da yallah gidiyoruz. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Efendim. Ustalarımız yine buradalar. Görmüş olduk efendim, evet. Şu anda benim kağıtlarımız takıldı. Bu küçük pencereyi buradaydı, bunu buraya almıştık. Küçük pencereyi buraya aldık. Şu anda kağıtlarımız asıldı. Bu da bizim maskotumuz. Evet, şu anda kaymak. Evet. Mehmet Usta. Bal vardı, nerede? Gittik kaymağın üstüne. Ooo, güzel güzel oldu. Bravo, bu da güzel oldu. Evet. Ve Mehmet Usta şimdi boyamaya geçiyor. İşte efendim artık Hikmet Usta'mız tulumlu. Tulumlu. Tulumsuz ama. Sen tulumsuz. Niye tulum alacaksın? Tamam, tulum giyecek. Tulumsuz olmaz diyor. Şimdi burası bitti. Evet, sabahtan beri bunu yapıyor sürekli. Niye yapıyor? Diyor ki bitti diyorum. Olmadı, hala yapacağım diyor. Demek ki işini biliyor, bir şey diyemem. Biz de böylece arabamızın daha uzaktan gösteriyor. Şu an pek göremiyorum çünkü gözlüğüm yok. Ne olduğunu, ne yaptığınızı bilmiyorum. Gözlük yok. Evet efendim. Şu anda Şükrü Usta da burada efendim. Şükrü Usta diyorum, pardon. Şükrü Bey burada. Evet. Benim kim arkadaş? Mert. Mert efendim. Kim? Asistan mı? Stajyer. Stajyer. Ne üzerine? Endüstriyel tasarım efendim üzerine. Evet. 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 Bugün, evet. Evet. Başka bir şey efendim. Ustamız. Sabahtan beri bu zımparayı yapıyor. Zımparayı. Dur dahi. Anadolu yakasını özledim. Her yeri özledim. Şu anda bunu yapıyoruz. Ondan sonra da efendim çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ondan sonra da bu tuvaleti yapıyoruz efendim. Şu tuvalet görüyor musunuz? Bu tuvalet kapağını da boyayacağız. Şunlar dışında. Bir de şuna küçük bir boya atacağız. Bu da böyle, hadi hayırlı olsun bakalım. Bakalım. Evet. İçeri şu an göstermiyorum, sonra bakacağız. Efendim şu anda ustamızla beraberiz, Mehmet Usta ile beraberiz. Şimdi şu anda ne yapacağız? Şimdi arabamızın macunu çektik. Takoz zımparasını yaptık. Şu an astar işlemine başlıyoruz. Tamam. Daha sonra da zımparadan sonra tekrar boyaya başlayacağız. Şu şeyin parçamız. Evet, boya tabancamız. Tamam, hayırlı olsun. Buyurun efendim. Bu boya değil, değil mi? Başka bir şey. Bastı ama boya gibi durdu. Bir dakika, parlattı da ama. Bir de parlattı biraz, değil mi? Evet, parlattı. Şimdi birazdan kuyunca matlaşacak. Çok yaklaşmıyorum çünkü etrafta uçuşuyor hala evet, şeyler. Evet, tozlar var. Kameramıza rahatsız vermesin diye. Kapattığımız pencere bölümünü
şu an sanki açılmamış gibi Mehmet Usta bizlere sunuyor. Çok teşekkür ederiz. Daha var tabii işimiz de. Biz bu aşama için teşekkür ediyoruz. Mehmet Usta. Sağ olasın. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, şimdi ondan sonra, o bittikten sonra da ben bu arada ben göstereyim. Üf, boya koktu ya. Burada efendim maşuk kampımızı koyduk. Çok güzel. Sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk diyor. Hemen burada gördüğünüz gibi İstanbul 2020. Nilüfer Kamp ve Karavan Parkı'nı koymuştuk. Evet. Luki neydi? Luki Karavan mıydı? Luki Karavan. Efendim Gaziantep Karavan Parkı ve evet yine Luki Karavan'ın farklı bir modeli. Böyle bunları buldukça koyuyorum. Ben hep şey diyordum, aslında onu hala söylüyorum. Mümkün oldukça karavan kampları, belediyelerin de fark etmez. Lütfen böyle sticker yapın. Sticker, sticker neyse İngilizce sticker, Almanca sticker. Böyle sticker yapın ki insanlar size geldiği zaman karavan parkına falan filan. Oradan bir tane sticker alıp böyle yapıştırsınlar. Ya bu güzel bir şey. Hangi kampa gitmiştik onun üzerinde belki bir internet adresini falan bulursunuz. Bir şey olur, belki bir barkod olur. Şu anda barkod var biliyorsunuz. Yani bunun gibi şeylere küçük yatırımlar bence hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım.